Evet. Neredeyiz? Neredeyiz? Balıklı yaylamızdayız. Balıklı yaylasındayız. Peki burası nereye bağlı? Burası Akçaabat'ın Acısu Mahallesi. Eski ismiyle Koryana'ya bağlı. Koryana'nın yaylası. Evet, bir etrafa biraz bakalım. Bu çocuğu sormayacak mısın bu kimdir diye? Sorarız. Bak bu Yavuz. Yeni asistan. Aa şu yaprakları çekelim ya. Birazcık yaylada turlayalım. Şöyle kameraya çevir istersen. Gürgen ağaçları bak ne kadar güzelleşmiş. Yemyeşilken sararıp kızarmaya başlamış. Yeşil renk, sarı renk, kırmızı renk bir arada. Bir de çimenlerden beyaz renkler çok güzel gözüküyor. Değil mi Melih Bey? Evet, Halit Bey, doğanın uyumunu görüyoruz. Ne zaman olursa olsun, ister kış ister yazın doğanın kendine bir özel has ilgi çekiciliği var. Bu Allah'ın doğadaki sanatı. Mükemmel bir sanat. Böyle bir kusur göremiyorsun onda. Bir Kur'an ayetinde Allah diyor ki şöyle gökyüzüne kafanı çevir bir bak diyor. Bir çatlaklık görüyor musun diyor. Sonra diyor ki tekrar bak. Bir çatlaklık var mı? Hiçbir kusur göremezsin diyor. İşte Rabbinin yaratması böyledir. Şu an gökyüzüne baktığımız zaman çatlaklık görüyor muyuz gökyüzünde? Masmavi bir gökyüzü. Çiçeklere bak. Var git çiçekleri. Bu sarı çiçekler de yeni yeni olmadı başladı böyle güzden. Bunlar normalde baharda olurdu. He. Annem çok sevecek bunları. İyi tamam topla. Evet şöyle camiye doğru yürüyelim. Bugün 14 Ekim 2023. Videolara tarih notu düşelim ki bunlar YouTube'da uzun süre kalacak. Yarın bir gün izleyenler tarihini de oradan görsünler. Bak şu ağaçlar yemyeşildi. Bir hafta 10 günde bu hale geldi. Ne yapıyorsunuz çocuklar? He? Birazcık yanınıza geleyim ya. Ne oynuyorsunuz? Armut mu yiyorsunuz? Evet. Şöyle geleyim yanınıza. Senin ismin neydi? Alparslan. Alparslan. Senin ismin? Ahmet Maher. Aferin. Senin ismin Fevzi'ydi zaten. Ben seni bir yerde izledim. Farkında mısın? Televizyona çıkmışsın. Nasıl oldu o iş? Hı? Muhtar babamın telefonunu verdi. Tamam sen meşhur oldun ama ya. Böyle yolda görenle fotoğraf çekiliyor mu seninle? Yok. Ama çok meşhur olmuşsun. İsmini sen söyle ben biliyorum da. Gökhan. Gökhan. Gökhan bu sene burada hiçbir tane ilginç bir şey yapmadın ya. Yaptık. Ay. Ne yaptın? Bu ne? Oturak yaptık. Bunu yaptık. Hayır her sene burada bir icat yapıyordun. Kaydırak yaptınız, ev yaptınız. Bu sene hiçbir şey göremedim burada ya. Şuna bak. Ne yazıyor diye? Gülgen kafe. Ama o G olacaktı ya. Gürgen kafe olacak diyor. Ben yazmadım ya. Kim yazdı onu? Ya bunlar falan. Boş. Gülken mi yazdı? Sen okula gidiyor musun Alparslan? Köye göç inince ben gideceğim ana sınıfına. Ana sınıfına. Ha. Fevzi sen gidiyor musun okula? Hı hı. Haftaya içi okula aslında sana buraya mı geliyorsun? Hı hı. Hmm. Sen gerçekten meşhur oldun ya. Seninle fotoğraf çekilebilir miyim? Hı. Niye? Ama meşhursun. Olur. Gel yanıma. Evet Fevzi'yi de fotoğraf çekiliyoruz. Gel yanıma. Sarıl şöyle Halit amcana. Çek bakalım. Aa, tamam. Bak yakışık görüyorsun kendini orada değil mi? Yakışıklı mısın? Koçlarım benim hadi bakalım. Teşekkür ediyorum. Haydi kameraya el sallayın. Hepinize el sallayın. Gökhan görüşürüz. Efendim. Şu anda yürüyoruz.
ormana doğru. Evet. Bu yaylaya geldiğin için. Evet. Tamam. Çiçek topladın mı? Şuraya geç de fotoğraf çekeyim sana. Hadi. Bak bana. Fotoğraf çekilmeyi seviyor. Benim paşam. Onu böyle yaptı. Elektrik telleri, direkler bütün manzarayı bozuyor. İmkan olsa da yer altına alınsalar çok güzel olur. Şuradan aşağı gidip arkadan yukarı gidelim. Bugün kameramanımız Melih, kuzenim Melih Özkurt. Sağ olsun, bugün kamerayla ben uğraşmıyorum. Efendim. Oradan gitmeyelim, orada bir tane köpek var, bize saldırırsa ne yaparız? Korkarız değil mi? Şehidin tereye doğru yürüyoruz. Serin bir hava var. Hani küz mevsimi kendini hissettiriyor. Şu anda onu yaşıyoruz. Gülgen ağaçları şu arada var. Bakın nasıl sararmışlar. Kızıl ağaçlar sararmıyor zaten. Hafif esen bir sonbahar rüzgarı var. Etraftan böyle değişik yerlerden köpek havlama sesleri geliyor. Aşağıda akan ırmağın sesi geliyor. Başka da bir ses yok. Şimdi o tarafa doğru yavaş yavaş yürüyelim. Hemen az yukarısı Şehidin Dere dediğimiz yer. Buranın doğal manzarası çok güzeldi. Şu an yine güzel ama yavaş yavaş o güzelliğini kaybediyor. Malum ormanlardan dolayı. Hemen derenin karşısında az yukarıda şehit mezarı olduğu söylenen bir mezar var. İsmi oradan geliyor, Şehidin Dere diye. Burası Nisan-Mayıs aylarında çok güzel oluyor. Sabahtan ben buraya birkaç kere erkenden geldim. O sabah ki ezan saatinden kısa bir süre sonra kuş çıvıldıları burada. Öyle güzel kuş sesleri oluşuyor ki. Böyle otur hiçbir şey yapmadan yarım saat dinle. Gün ışımaya başlayınca o sesler bir anda kesiliyor. Burası öyle güzel bir yer. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Yavuz da benden beraber yürümeye alıştı. Gayret ediyor. Tamam. Ağaç diyecekmiş. Seviyor benden gezmeyi. Cumartesi veya pazar günleri arada bir akşama kadar babasıyla takılıyor. Oğlum akıllı bir çocuk değil mi Yavuz? Anlayışlı bir çocuk. O yüzden çok seviyoruz Yavuz'u. Allah onu çok güzel yaratmış. Şöyle alttan gidelim. Biraz su sesi dinleyelim. Orada oturalım birazcık. Sonra üstüne diye döneriz. Sen balıkların hepsini yemişsin. Balıkları yemişsin, o yüzden hep bütün balıkları tutmuşsun. Daha önce balık tutmadım. Hep takıldım. Yeni yollarda aşlar yeni yol.
inanmış ve neşe edeyim. Gözlerim arkadaşlar inanmış ve neşe edeyim. Seneye ancak bitiriyorsun burayı mı? Seneye ancak bitirirsin, seneye.